Modern Day. Heh, bu daha iyi oldu. Unutmadan kaydedeyim. I am tired and tired. Pek olmadı sanki ya. I am tired and not tired. Bu hiç olmadı. I am tired, aren't I? Hah, bu oldu. Bir daha çalayım. I am tired, aren't I? Bunu kaydetmem lazım. Bu güzel oldu. I am tired, aren't I? Tamam, oldu. Geçen dersimizde tag questions'ları, yani eklenti sorunlarını örneklerle açıklamaya çalıştım. Dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söylemiştim. İşte bu ders onlardan bahsedeceğiz. İlk örneğimizde everybody belgisiz zamirini görmekteyiz. Everybody herkes anlamında. Normalde tekil fiillerle kullanılır. Ancak eklenti soruları sormak istediğimizde everybody artık çoğul muamele görmeye başlar. Örneğimize bakalım. Everybody wants to go out. Herkes dışarı çıkmak ister ya da herkes dışarı çıkmak istiyor. Don't they? Evet, geniş zaman olduğu için burada don't yardımcı fiili kullanılmıştır. Everybody'nin nasıl çoğul olduğunu görmekteyiz. Everybody isn't happy. Herkes mutlu değildir. Are they? Burada da ilk cümle, ana cümle olumsuz olduğu için eklenti sorusu olumlu yapılmıştır. Dikkat ediyoruz. They ile yapılmış. It kullanılmamış. Normalde everybody tekil fiillerle kullanılmasına rağmen tag question'larda çoğul muamele görüyor. İkinci örnek bir teklif cümlesi. Let's have a break. Hadi teneffüs yapalım. Hadi mola verelim anlamında. Bu gibi durumlarda let's de yapılan teklif cümlelerinde eklenti sorusu shall oluyor. Bu asla ve asla değişmiyor. I am your friend. Ben senin arkadaşınım. Aren't I? Şimdi bunun tersini hatırlayalım. Soru ekimiz I am not your friend olması durumunda am I olacak. Ancak olumlu olduğu zaman karşı tarafa aren't olarak geçer. Aren't I? Dördüncü cümle biraz kafa karıştırıcı bir cümle olabilir. Ama merak etmeyin, hiçbir soru işareti kalmayacak. Seher never does her homework. Ev ödevini asla yapmaz. Cümle yapı olarak olumlu görünse de never'dan dolayı anlamca olumsuzdur. Bu yüzden soru eki olumlu olacaktır. Does she? They never get up early. Burada da aynı durum söz konusu. Onlar asla erken kalkmazlar. Hiçbir zaman erken kalkmazlar. Do they? Don't they olarak geçmesi bekleniyor. Ancak cümle anlam olarak olumsuz. Asla erken kalkmazlar. Bu yüzden do they olarak geçiyor. Beşinci madde. İçinde bağlaçlı cümle bulunan yapılarda ana cümlenin fiili dikkate alınır. Ana cümlenin fiili dikkate alınır. Şimdi bağlı cümlelerde iki kısım var biliyorsunuz. Ana cümle ve yan cümle olmak üzere. Bağlı cümle kısmı, bağlı kısım yan cümledir. Asıl cümle diğeridir. Your mother usually helps you with your homework when you don't understand. Sen anlamadığında annen genellikle sana ev ödevinde yardımcı olur, yardım eder. Şimdi burada asıl cümle, yani ana cümle hangisidir? Your mother ile başlayan cümledir. When'li kısım değildir. Ana cümlenin fiili dikkate alınacağı için geniş zaman helps fiilini görmekteyiz. Üçüncü tekilde. Bu yüzden soru ekimiz bu cümleye göre gelmesi gerekir. Doesn't she? Yardım eder diyor genellikle. Etmez mi? Değil mi? Diye sormamız gerekiyor. You always walk to school when the weather is fine. Hava güzel olduğunda hep okula yürürsün. Burada da ana cümlemiz you always walk to school cümlesi. Ve bunun fiili dikkate alınacak. Geniş zamanda yapılmış. Karşı tarafa olumsuz geçecek. Çünkü olumlu don't you. Normalde bu cümleyi nasıl olumsuz yaparız? You don't
always walk to school olarak. O zaman karşı tarafa don't you olarak geçecek. Evet, istisnai durumlardan da bahsettik ve dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle.